6 Temmuz Perşembe sabahından günaydın diyelim. Manşet Arti'deki birlikteliğimize başladık. Saatimiz 9'u gösteriyor. Hoş geldiniz birlikteliğimize. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı tüm mekanlara kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı iletelim. Ben Baykan Gürses ve Aziz Karaziz'de Manşet Arti'de birlikteyiz. Günaydın Aziz. Yine değerli bir ismi ağırlıyoruz bugün programımızda. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın eşi Sayın Sibel Tatar bizimle birlikte özellikle ortaya koymuş olduğu projelerle ilgili bilgi almaya çalışacağız kendinden. Hedefleriyle ilgili de bilgi almaya çalışacağız. Hoş geldiniz diyelim öncelikle size. Günaydın, hoş geldiniz. Baykan, sevgili Aziz. Hoş zaman yaratmanız kıymetli. Çok yoğun olduğunuzu da biliyoruz. Davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Zaman yarattınız ve stüdyomuza geldiniz. Programımızı zenginleştireceksiniz yapacağınız açıklamalarla. Sayın Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı görevini devralmasından beri politikalar anlamında Sayın Cumhurbaşkanı yol haritaları üzerinde çalışmalarına devam ederken siz de çok ciddi ve önemli projeleri hayata geçirmeye çalışıyorsunuz. Özellikle unuttuğumuz katma değer yaratacak ancak yıllardır üzerinde değinilmemiş, dokunulmamış konularla ilgili bir takım projeleri hayata geçirmeye başladınız. Ekonomiye katkılarını, kadınların ekonomik süreçte rol almasını, çocukların daha sağlıklı yetişmesi noktasında nasıl rol alması gerektiğiyle ilgili ebeveynleri bilgilendirmeden tutun da birçok konuyla ilgili çalıştaylar düzenleme, projeler hayata koyma noktasında önemli bir misyon üstlendiniz. Doğru bir tanımlama yaptım mı? Önce bunu sormak çok isterim mükemmel, size. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben de yapsam ancak bu kadar yapabilirdim. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii birçok proje var. Hepsini konuşmaya çalışacağız. Önümüzde döküman da var ama bu projeleri toplumla buluşturmak ve verim almak herhalde en kıymetlisi. Biraz bu konuda nasıl bir farkındalık yaratmaya çalıştığınızla ilgili bir genel değerlendirme alalım sizden. Ardından spesifik olarak da projelerinizle ilgili değerlendirmelerinizi dinleyelim. Evet. Bahsettiğin gibi Baykan birçok proje var. Bu projelerde tabii ki bazıları çocuk esas konulu, bazıları çevreyle alakalı ama esasen projeler kendiliğinden geliyor birazcık da. Yani şöyle ki yani yaşadığımız toplumda dikkatimizi çeken gecikmiş bazı konular var yapılması gereken veya bazı sorunlar var çözülmesi gereken. Bunlar zaten kendiliğinden yaşadığımız toplum içerisinde bir anne olarak, bir iş insanı olarak, bir kadın olarak, bir vatandaş olarak zaten önümüze çıkan konulardı. Bu konulardan projeler yarattık, ürettik esasında. Ve projelerimizde yani az sonra bahsedeceğimiz bütün projelerimizde halihazırda olmuş, bitmiş ve devam etmekte olan projelerdir. Yani bitmemiş esasında. Bitmiş derken biz teslim etmişizdir projeyi ama proje devam etmektedir. Dolayısıyla bu projelerin birçoğu da pilot proje. Yani adı üstünde pilot oluşunun sebebi bu toplumda, bu ülkede bir örnek teşkil etmesi amacıyla yapılmıştır. Yani evet biz bunu yaptık, başardık, teslim ettik hep birlikte oradaki idariyle kimlerse onlarla veya halkla o bölgedeki. Demek ki bu olabiliyor. Lütfen siz de yapınız yani. Siz de örnek alınız. Devam, yani ve devam ediniz. Başka yerlerde de olsun. Bunu zaten bahsettikçe şey yapacağız, açacağızdır derinlemesini ama bir de şunu görüyorum ki o kadar çok yapılması gereken şey var ki yani bana bazıları şunu diyor. Yani bu kısacık 2,5 yaklaşık 3 yıllık sürede yani Ersin Bey'in Cumhurbaşkanı seçilmesinden itibaren ki ben daha önce de birçok sivil örgütte projeyi yapmayı seven, proje yapan birisiydim. Ama tabii ki Cumhurbaşkanlığında çok daha olumlu, çok daha verimli imkanlarla çok daha büyük, çok daha dokunabilen projeler yapabiliyoruz. Yani diyorlar ki bu işte yaklaşık 2,5-3 sene yakın bir sürede birçok proje yaptın. Ya proje kalmayacak hani daha ama o kadar çok yapacak şey var ki bitmez yani. Eminim ben bundan sonraki süreçte de birçok projeyi başlatmış olacağız. Zaten bunlar büyük projeler halihazırda da devam ediyor. Ama yani bu projelerde bizim gözümüzden kaçan konular da dikkate getirilmeye çalışılıyor. Örneğin ben sizin göğsünüzde çok şık. Evet, koza.
Evet, İpek kozasından yapılmış çok güzel bir aksesuar görüyorum. Biraz Kuzey Kıbrıs'ta İpek'in yeniden doğuşu projesini konuşalım dilerseniz. Yani nasıl doğdu bu proje? Şimdi Baykan'cığım mesela sen bunu söylerken bile ben heyecanlanıyorum. Şimdi diyorsun ya Kuzey Kıbrıs'ta İpekçiliğin yeniden doğuşu projesi. Yani bunu duymak bile, söylemek bile beni heyecanlandırıyor. Çünkü gerçekten çok önemli bir proje. Zaten bir projenin, onu diyorum, proje ortaklarımıza, projede birlikte çalıştığımız arkadaşlara bu heyecan duyulmazsa o proje mümkün değil, başarılı olmaz. Veya sizin yaptığınız katkı verimli olmaz zaten o projeye. Bu keza işimiz de öyle değil mi? Yani heyecanla, sevgiyle yapıldığı takdirde her şey daha verimli oluyor. Şimdi burada biliyoruz ada yıllar yıllar öncesinde ipekçiliğe çok katkı koymuş. İpek ticareti yapmış bir adadır. Yani birçok da elimizde bu konuda işte tarihi bilgiler ve fotoğraflar var. Bunun üzerine de bir çalışma yapacağız. Yani yazılı bir çalışma da yapacağız zaten. Açıkçası Derişe Hanım, Derişe Çeliker Hanım bu işe gönül vermiş. Yıllarca emek etmiş bir bayan. Yani bütün el sanatlarına demek istiyorum. Bana yaklaşık 1,5 sene önce bir ziyareti oldu ve ziyaretinde Sibel Hanım işte kozacılık, ipekçilik bu ülkede ölüyor. Yani tekrar canlandırmamız lazım. İpeği tekrar dokuzak diye heyecanla geldi. Tabii ben birkaç kişiyle birlikte bu konuyu görüştüm, tartıştık orada o esnada. Daha sonra üstüne bir süre geçti. Bir 6 ay 7 ay sonra niye olmasın diye bende başladı. Yani niye olmasın bu fikir falan. Ve biraz araştırdıktan sonra olabileceğini gördüm. Ve gerçekten bizim ülkemizdeki kozanın çok daha kaliteli bir koza olduğunu, bu sarı koza diye anılan bu kozanından çıkan ipeğin çok daha kaliteli olduğunu gördüm. Ve bu işe başladık, bu projeye başladık. Projemize dahil olan çok genç bir tasarımcımız var. İngiltere'de tahsil görmüş, anneanneden bu koza işini devam ettiren sevgili Münise. Çok gencecik bir tasarımcımız var. Aynı zamanda tabii ki Derişe Hanım var. Ve bölge olarak da bu pilot bölgeyi de Akçay'ı seçtik. Akçay muhtarımız Uğur Dereliköylü çok çalışkan, bu projeye gönül vermiş birisi. Lütfen geliniz bizde yapınız bu projeyi deyince Akçay'da başladık projeye. Şimdi Akçay'da bizim bir çiftliğimiz var. Yani çiftlik demek hoşumuza da gidiyor. Çiftlik demekte haklı görüyoruz kendimizi ki, çünkü 50 bin kusurat böceğin olduğu bir yer çiftlik sayılır artık. Dolayısıyla o orayı çiftlikleştirmek için biz tabii ki oraya işte raflar, uygun raflar, ipek böcekçiliğine uygun raflar ve konum hazırladık. Şimdi tezgahlarımız geliyor. Sipariş verdik, tezgahlarımız önümüzdeki hafta ustayla birlikte geliyor. Burada tezgahlar kuruluyor ve öğretiliyor aynı zamanda. Tezgahın kuruluş şekli ve dokuma şekli öğretiliyor. Kadınlarımız bu arada buradan Haster'den aldığımız küçük tezgahlarımızda praktis yapıyorlar. Dokumayı öğreniyorlar. Yine Akçay'daki kadınlarımız. Ve özellikle sevgili Duriye Hanım, Duriye Dağsever hocamız, orada el işi hocası Akçay'da. O da bu projeye gönül vermiş, birçok emeği olan bir hocamız. Kendisi yetiştiriyor, oradaki kadınlara öğretiyor bu olayı. Ve oradaki kadınlarla özellikle Uğur hocamız ve Duriye hocamız orada böcekleri beslemek için sizin tahayyül edebileceğiniz gibi değil. Büyüyünce böceklerimiz son haftalara gelince kamyonet yaprak yollar. Yani kıtır kıtır Uğur Bey diyor ki yetiştiremiyorum Sibel Hanım diyor şeyleri, yaprakları diyor. Dolayısıyla çok heyecanlı bir süreç. Yerli böceklerimiz kozalarını yaptılar ve kozalardan biz şimdi yerli böceklerimizden ipek çıkarıyoruz. Biz 10 bin kusurat adet adadan böcek topladık. Daha doğrusu yumurta topladık. Bu yumurtalardan çıkan böceklerimiz kozalarını yaptılar. Şimdi de ipeğimizi üretiyoruz. Daha sonra yeni dokuma aletlerimizde dokumaya başlayacağız. Daha sonraki süreçte de tasarımcımızın ve Derviş Hanım'ın da katkıları ile hala hazırda çalışmalar yapılıyor. Bizim amacımız ipekten çocuk kıyafetleri üretmek. Aynı zamanda yastıklar, yani yetişkinler için de biliyorsunuz Avrupa'da
bir yastık 75 sterline satılıyor, tek bir yastık. Çünkü ipeğin cildi bozmadığını, sağlıklı olduğunu ve insanı yaşlandırmadığı söyleniyor. Cilde zararı olmadığı için. Dolayısıyla özellikle kadınlar bunu oldukça talep görüyor, bu ipek yastıklar. Ve çocuk yatak çarşafı seti, şallar, florlar yapacağız amacımız. Bunları ipekten yapıyoruz. Aynı zamanda da diğer koza, bir miktar kozayı da ayırıp bu tip koza ürünleri yapacağız. Onlarda da yeni dizaynlar çalışılıyor. Yani hem ipek böcekçiliği, yani ipek böcekçiliği konusunu yeniden gündeme taşımak hem de ekonomik bir değer yaratma ana hedefinde isiniz. Ama kadınların yine rol aldığı bir süreçten ve bir projeden söz ediyoruz. Eski usul tezgahlarda dokunan %100 ipekle yapacağız bunu. Bence talep göreceğine inanıyorum. Fakat birçok kişi, yani mesela Balabayız'da biliyorsunuz festivali yapılıyor. Balabayız'daki arkadaşlar geldiler defalarca. Sibel Hanım, lütfen bir kooperatif kuralım bu konuda dediler. Açıkçası ben de onlara bu projenin sonucunu görmeyi, yani aşağı yukarı Ağustos ayı sonlarında bizim ürünümüz piyasada olacak. Yani kutulanmış da olacak. Adını bile koyduk. Projenin adı belli. Evet. Kuzey Kıbrıs'a ipekçiliğin yeniden doğuşu. Ama marka adı da Koza'da. Yani Koza'dan geliyor, adayla birleşiyor Koza'da. Bu ürünlerin kutuları dahi sipariş edildi. Dolayısıyla inşallah ilk ürünlerimizi, yani bunun yapmaktaki amaç bir ürün, bir katma değer kazandırmak Kuzey Kıbrıs'a. Eğer bu olduğu takdirde, yani eğer talep gördüğü ve geliri çok iyi bir miktarda olduğu takdirde, ki yurt dışına inanılmaz talep alabilecek bir ürün bu. Daha sonra niyetimiz Balabayız bölgesinde, çünkü festivalin olduğu oraya yakışıyor esasen. Hı hı. Ve bir de Mehmetçik bölgesinde, Karpaz tarafında bu işi yaymak amacındayız. Çünkü inşallah zaman içerisinde kadınlarımız için çok iyi bir gelir kaynağı, ülkemiz içerisinde çok iyi bir gelir kaynağı olur diye düşünüyorum. Bu aynı zamanda da turizme katkı koyan bir ürün. Yani turiste de hitap eden bir ürün. Esasında. Evet, diyeceksiniz ki ille bir yastık alır gider. Küçücük bir şey zaten, ağırlığı yok. Ona çok daha ucuz gelir zaten buradan bunu almak. Biliyorsunuz göz bantları, filmler, bunlar zaten çok revanşta. Yalnız bunu satılabilir bir ürün haline, yani Ar-Ge çalışması yapılıp da satılabilir bir ürün haline. Yani biz demek istediğim, son noktaya kadar bu çalışmayı yapacağız. Yani piyasaya koyana kadar. Ve bu ürün, evet, geri dönüşü olan bir üründür, geri dönüşümü kuvvetlidir deyip adaya yayılması için teşvik edeceğiz diye düşünüyorum. Heyecanla devam ediyoruz. Evet, bizim böcekler seviyoruz. Evet, onları üreticilerimizle paylaşıyor görüntüleri. Burası bizim çiftliğimiz işte. Ve burada da aldığımız bütün yumurtaları ayırdık. Yani şöyle ki Mesarya'dan alınanlar da Mesarya yazıyor. Balabayız'da öyle, Lapta, Mehmetçik, adadaki her şey bu ileride bir çalışma yapabilmek için yapılmış bir şeydir, ayrışımdır. Türkiye'den de 40 bin adet koza, birlikten koza şey aldık, yumurta aldık bu arada. Evet, aslında işin hem ekonomik yönü var tabii ki. Çok ciddi bir gelir kaynağı olabilir. Ama ülkemizin tanıtım açısından da önemli. Yani çok. Neden bir İpek Adası diye anılmayalım? Çok. Yani bu çok önemlidir. Az önce bahsettiğiniz turistlere, evet, yönelik olarak bu ürünlerin, evet, hazırlanması, üretilmesi ve satılması çok önemli, çok değerli. Çünkü bizim aslında insanımızın bildiği bir iş. Ama unuttuk. Ne yazık ki unuttuk. Ve bunu, gerçekten. Yatkınlığımız var. Genetik, evet, yapımızda diyelim artık. Yatkınlığımız unutmak var. Mı? Yok, hayır. Bu ipekçilik. Ha, ipekçilik. Tabii var. Tabii. Evet. Unutmak da var. Unutmak da dolayısıyla da. Evet. Doğrudur aslında. Evet. Aslında bu proje gerçekten heyecan verici. Evet. Heyecan verdi. Ben de kendi adıma söyleyeyim. Sabahleyin son kelebekler çıktı. Bende de var çünkü. Süper. Besliyoruz. Onların yumurtlamasını bekliyoruz şimdi. Onlar da. Gerçekten, süper, çok heyecan verici bir. Hepimizin evinde aşağı yukarı oluyordu. Amatörce, değil mi? Amatörce, az çok. Çocukluğumuzda tabii ki, tabii, muhakkak, tabii yani, besledik bir heyecanla. Ama evet, bunların inşallah bir çatıda koordine edilmesi herhalde lazımdı. O yapılıyor. Yani bu, evet, evet, çok önemli. Yani Amerika'yı keşfediliyor falan değil. Hayır, yani öyle bakmamak kesinlikle lazım. Kesinlikle. Tabii ki yapılan bir şeydi bu zaten. Bu çok önemli bir şey. Yani hem bu böceğin yetiştiriciliği, o ipeği elde etmek ama sonra işlemek, yani nasıl bir ürün ortaya çıkacak, o çok önemli. Bir de
Aziz'ciğim, şimdi şey var, bir motivasyon düşüklüğü var genel olarak, ülkede var bu. Yani şimdi biz bunu ele almasaydık veya bir başkası alsın ya da yapsın deseydik, bu motivasyon ortamında yapamayacaktı diye düşünüyorum. Şöyle ki yani olmaz, çıkmaz, işte geliri yoktur, nasıl paketleyeceğim, nasıl bilmem falan filan hikayesi. Biz burada şeyi yapmaya çalışıyoruz şimdi aynı zamanda. Ürün çok önemli ama aynı zamanda bunun yapılabileceğini ve bir gelir kaynağı olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Çünkü sonuçta bir gelir elde edemeyecekse tabii ki bu kadar zamanı ve bu kadar emeği kimse harcamaz. Dolayısıyla bunu inşallah başarırsak, yani sonucunu görürse, bu talebin olduğunu görürse insanlarımız bu işe sarılacak diye düşünüyorum. Artı ülkemizin üretime çok ihtiyacı var. Düşününüz, genelde insanlarımız daha böyle idari kadrolarda çalışma odaklı. Yani devlet memuru olma odaklı. Halbuki bir dün de Ticaret Odası Girişimci Kadınlar Konseyi'nin düzenlediği, biliyorsunuz, bir çalıştay vardı. Konu bu, girişimcilik ve kadının istihdamı ve girişimciliği. Dolayısıyla bunlar esasında, bu gibi projeler kadınları aynı zamanda motive edecek olan projelerdir. Yani başarılabileceğini, kadının da toplumumuzun da motivasyona ihtiyacı var. Ama bir yol göstericilik önemli sanırım, evet, herhalde ki bu farkındalığı hissedebilmemiz için. Evet. Bir izleyicimiz demiş ki, Sibel Hanım ülkemizin insanını, dokusunu, kültürünü destekliyor ve bu da bizi mutlu ediyor. Bu sende son derece önemli. Evet. Yani şunu diyebilir miyiz? Hani bir yol göstericilik, örneğin işte bu proje size geldi. Siz bir zaman dilimi içerisinde başka projelerle birlikte bu projenin de hayata geçmesi noktasında bir ışık yaktınız ve bir kolektif çalışmayla da süreç başlamış oldu. Çok önemli çünkü. Yani ben orada, şimdi bu önemli. Yani size birçok şey gelebilir ama hangi projenin doğru proje olduğunu bulmak gerekir. Yani boşa zaman harcamamak için yani. Dolayısıyla evet, yani bu dediğiniz gibi, yani hem içerisinde ekonomik bir değer olacak inşallah ve aynı zamanda kültürümüz, yani güzel olan o. Ama kültürle alakalı birçok şey var. Çünkü ülkemizin buna da ihtiyacı var. Gerçekten bir kültür adasıyız biz. Yani yer, gök, yani her tarafımız öyle. Ama bunu hissettirme açısından bir zayıflık var açıkçası. Hem kendimize hissettirme açısından, yani öğrenciler, yetişen çocuklara, hem de gelen turiste hissettirme açısından gerçekten bir zayıflık var. Onları da hep birlikte inşallah böyle ortaya çıkarmaya çalışacağız. Evet. Tabii ki. Çalıştay'dan bahsetmişken biraz Çalıştay'ı konuşalım aslında. Çok önemli çünkü dün gerçekleşen bir Çalıştay'dı. Oradaki sonuçlar herhalde bundan sonrası için önemli. Yani orada kalmaması lazım. Bunların hayata geçirilmesi kesinlikle lazım. Kesinlikle. Dün de söyledim aslında. Çünkü biraz Çalıştaylar konusunda tecrübe edindik bu arada. Malum biliyorsunuz 4 Çalıştay yaptık. Özellikle 3 tanesi çok önemli. Biliyorsunuz aile Çalıştay'ı, çocuk hakları Çalıştay'ı ve yaşlı hakları Çalıştay'ı yaptık. Şunu gördüm, Çalıştay yapmak bir kere çok önemli. Çünkü şeyi görüyorsunuz, yani sorunları görüyorsunuz, sorunların çözüm yollarını görüyorsunuz, yapılması gerekenler çıkıyor, eylem planı çıkıyor ortaya. Çok çok güzel, çok önemli. Ama o eylem planını genelde, benim anladığım kadarıyla, eylem planı genelde tabii her zaman değil, okunuyor, dağıtılıyor, açıklanıyor. Hatta giden ilgili bakanlıklar, ilgili daireler, ilgili kurumlarda belki de bir köşede kalıyor o kitapçıklar. Şimdi biz bu olmasın diye açıkçası kendimizi de sorumlu hissederek Cumhurbaşkanlığında şunu dedik. Yani bundan sonra çıkan bu eylem planlarının kontrolünü ve denetlenmesini yapacağız. Çünkü biliyorsunuz kısa vade, orta vade ve uzun vade diye çıkıyor eylem planı zaten. Biz geçtiğimiz günlerde hem aile Çalıştayı'nın eylem planının hem de çocuk hakları Çalıştayı'nın eylem planının denetleme, değerlendirme toplantısını yaptık. Yani sorumluluk içeren, yani üzerlerine sorumluluk alan o eylem planına göre bütün kurumlarla bir değerlendirme toplantısı yapıp kendilerine esasen bir hatırlatma yaptık. Yani biz bu işin takipçisi olacağız. Yani ilk kısa vadede 6 ay sonra üzerinize düşen, mesela diyelim ki polis genel merkezinin belirli bir grup çocukla ilgilenecek olan kısma eğitim verdirmesi mesela. Bir örnek, yani oradaki o bölümdeki polislere bu eğitimler alınıyor mu, başladı mı?
Diğer taraftan alınacak herhangi bir kurulacak bir kadro bir dairede veya düzenlenecek herhangi bir başka durumun hala hazırda başlanıp yapılıp yapılmadığını gözlemleyeceğimizi hissettirmek amacıyla böyle bir toplantı yaptık. Esasen onlar da çok memnun oldular. Çünkü orada belki de bir şöyle bir şey var. Yani bizim toplantılarımızda zaten çalıştay öncesi biz onlarca toplantı yapıyoruz ilgili kurumlarla. Gelen kişiler zaten bu işe gönül vermiş, o sorumluluğu taşıyan ve ilgili dairesinde çalışırken bu işlerin olması gerektiğini bilen ve olmasını isteyen kişiler zaten. Dolayısıyla onlar da bu değerlendirme toplantılarından memnun kaldılar ve inşallah ilk kısa raporumuzu tahmin ederim Eylül-Ekim ayına düşüyor. Açıklayacağız. Yani biz yani bir takip süreci de olacak. Kesinlikle takip edip ilk kısa raporu diyeceğiz ki bizim bu çalıştayımızın bu eylem planına göre kısa raporda bu kurumlara bu vazifeler düşüyordu. Bunlar yapıldı, teşekkür ederiz. Bunlar halen başlanmadı, bunlar yapılmaya devam ediyor gibi. Yani toplumla halkımızla paylaşacağımız bir nevi şeffaflık da yaratmak olacak. Gerekecek evet, herhalde. Evet. Yani ne kadar sahiplendiğimizle ilgili. İnşallah değil mi? Yani böyle bir takip de insanı bir derece hani yapayım ki bu rapor neticesinde ben de olumlu bir durumda olayım diye eminim. O süreci hızlandıracak diye düşünüyorum yapım sürecini. Evet. Örnek teşkil etmesi de önemlidir. Yani yapıp bir kenara koyuyoruz. Birçok güzel çalışma var aslında. Evet. Birçok değerli insanın çok değerli katkıları var içerisinde. Evet. Ama işte bir kenarda kalıyor. Unutuyoruz. Bahsettik evet. Az önce. Unutuyoruz ne yazık ki. Ve motivasyon noktası da olacak. Yani bundan sonraki çalışmalara da motivasyon noktası olacaktır. Yani önceki çalışmaların bir sonuca ulaşmış olması çok önemlidir. Çünkü ne yazık ki bu konuda çok büyük eksikliğimiz var. Bu eksikliği tamamlamak açısından da herhalde önemlidir, değerlidir. Kesinlikle. Süreçler. Çünkü dedim yani biz 3 tane çalıştay yaptık, 4 tane çalıştay yaptık. Yani bunu söylerken güzel ama tamam biz yaptınız da ne oldu dedirtmemek lazım. Yani takip edip neticesini de almak lazım. Bu bir alışkanlık, yani o bildiğimiz alışkanlığı da kıracak bir yöntem. Aynen. Belki yani örnek o dikkat olacak. Çektiğiniz çalışmalar yapılıyor. Daha çok takip edilecek takip süreciyle ilgili de. Evet. Hani bir sahiplenme yaratma noktasında bilinç da önemli. Yaratacak değil mi? Toplumda da bilinç yaratacak. Yani kamuoyunda, kamuoyu da takipçisi olacak belki de çoğu çalıştay bundan sonra. Peki şimdi projelerden devam edelim isterseniz. Çünkü çok güzel projeler, çok değerli projeler ve bahsettik az önce söyledik. İhmal edilmiş çok nokta var ne yazık ki ülkemizde. İşte çocuk hakları, yaşlı hakları hep söyleriz ve öyledir de. Yani çocuklarımıza, büyüklerimize çok değer veririz ama bunun işte bir çatısı olması lazım herhalde, bir çerçevesi olması lazım. Neler var o projelerde? Biraz o projelerin içeriğini rica etsek, konuşsak. Çocuklarla ilgili. Çocuklarla ilgili. Çocuklarla ilgili tabii bir çalıştay yapmak mecburiyetimizdi esasen. Ve aynı zamanda bizim bu çalıştaydaki esas amaçlarımızdan bir tanesi de çocuk adalet yasasını ortaya çıkarabilmeydi. Çünkü suçlular yasası malumunuz çok eskide kalmış, çağ dışı bir yasaydı esasen. Dolayısıyla çocuklarımızın bu kadar kıymetli olduğu bir ülkede böyle bir yasanın varlığı hepimizi rahatsız eden bir durumdu. Bu çalıştay süresince hukuk masasında sorduk bazı sorularımızı. Daha sonra birçok sevgili hukukçumuz, baromuzdan katkılarla aynı zamanda barodaki şeylerle bir hukuk komitesi kurduk. Ve Cumhurbaşkanlığındaki hukukçumuz da dahil olmak üzere. Ve kendileri Çocuk Adalet Yasası ismini verdikleri yasayı çalıştılar. Ve daha sonra biliyorsunuz Çocuk Hakları Günü'nde biz bu yasayı meclisimize verdik. Şimdi artık komitede görüşülmesini bekliyoruz. Yakın zamanda görüşüleceğini biliyoruz çocuk adalet yasasının. Bu da bizim için çok verimli bir çalışma oldu. Onun yanında benim hep çocuklar İstanbul'dayken ben bir anne baba okuluna gitmiştim. Yani okulun düzenlediği bir şeydi. Ve gerçekten çok zevk aldım. Çok da faydalandım açıkçası. Hep niye Kıbrıs'ta da olmuyor diye düşünürken burada da yani sadece bu söyleşi değil, yani okulun adını bir söyleşi dedik. Yani okul biraz antipatik gelebilir diye düşündük. Söyleşi dedik, hani daha çok katılım olur diye düşünerek söyleşi dedik. Ve 3 profesörümüzle birlikte aynı zamanda da bir kitap çıkardık. Bu kitabımız Mutlu Çocuklar Anne Baba El Kitabı. Mutlu Çocuklar Anne Baba El Kitabı gerçekten 3 kıymetli hocamızın emekleriyle çıkan bir kitaptır. Benim teşviklerimle, öncülüğümle tabii ki.
Mükemmel bir kitap çıktı. Hocalarımızın da adından bahsetmek isterim. Profesör Doktor Ayşe Işık Gürşimşek, Profesör Doktor Sibel Dinçürek ve Profesör Doktor Nergüz Bulut Serin. Aynı zamanda bu üç hocamızla birlikte her tarafta, yani çeşitli okullarımızda, yani Mausa'da işte bilmiyorum 15-20 okula haber verdiğimiz, bölgeye haber verdiğimiz bir söyleşi, yani anne baba söyleşisi, Girne'de bir söyleşi yaptık. Şimdi bu söyleşilerimize Eylül ayında devam edeceğiz. Yalnız şöyle bir şikayetimiz var. Bu söyleşileri yapıyoruz. Kitaplarımızı da, yani Mutlu Çocuklar Anne Baba El kitabımızı da ücretsiz dağıtıyoruz. Aslında bu kitabı daha sonra başka şekilde de dağıtabilirdik ama biz sırf bu okul, bu söyleşilere gelinilsin ve velilerimiz, yani veli derken sadece anne baba değil ama babaanneler, anneanneler, dedeler de gelebileceği, yani çocuğa yakın olan, çocukla ilgilenen öğretmenler, herkesin katılması gereken söyleşilerdir. Ve burada bu söyleşilere katılıp aklındaki soruyu sorabilmesini, sohbet edebilmesini istedik esasında ama katılımın çok yüksek olduğunu söyleyemeyeceğim. Dolayısıyla bu benim bir duymadık diyenler olabilir. Eylül ayında yine tekrar başlayacağız bu söyleşilerimize. Gerçekten çok kıymetli. Ben kendim de dinledim, bir kez katıldım ve hep böyle şöyle dedim Baykan. Ay bunu doğru yapmışım dedim. Hoşuma gitti tabii. Veya bunu da şöyle yapsaydım dedim. Şimdi ben de niye orada, neye bakıyorum? İnşallah ileride anneanne olduğumda benim de faydalandığım şeyler oldu orada dinlerken. Dolayısıyla herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok da zevkli, sıkılmayacakları, çok güzel bir sohbet ortamı katılsınlar. O zaman kaçıranlar ya da haberdar olmadığını düşünenler için Eylül ayından itibaren lütfen. Şimdi tabii Mutlu Çocuklar Anne Baba El kitabıyla birlikte yine özel gereksinimli çocuklarımız noktasında da bir çalışma yapıldı. Biraz bu konuyu da konuşalım. Bu arada dedik ki şimdi bu kitabımızın içerisinde özel çocuklarımızın velileri için bir çalışma yok. Çünkü gerçekten apayrı bir konu, apayrı bir kitap olması gereken bir durum. Yani onların çok daha özel durumları var. Çok daha üzerine düşülmesi, eğinilmesi, detaylandırılması gereken bir konu. Ve Emir Ali hocamızla, ki kendisi çok başarılı bir hocamız, Emir Ali hocamızla birlikte de özel çocuklarımızın velileri için Mutlu Çocuklar, Mutlu Özel Çocuklar Ebeveyn El kitabını hazırlıyoruz. Tahminen Ekim ayında da lansmanını yapacağız o kitabımızın da. Aynı söyleşilere hocamızla birlikte de yine ada çapında başlayacağız. Ne? O çocuklarımıza da dokunmak, ailelerine özellikle birazcık yanında olduğumuzu hissettirmek ve yardımcı olmak amacıyla. Evet, bu da son derece kıymetli. Ailelerimiz çünkü yalnız kalıyorlar, yalnız hissetmiyorlar. Yalnız özellikle kalıyorlar. O ailelerimiz için çok daha zor, evet. Çok daha belki yalnız hissedebilirler kendilerini. Yine böyle motive etmek amacıyla onları, biliyorsunuz sanatta da fırsat eşitliği yaratmak amacıyla özel çocuklarımızdan bir fidan, evet, çocuk korumuz vardır. O da çalışmalarına devam ediyor ve her 23 Nisan'da şahane bir konser veriliyorlar. Fidan Çocuk Orkestramızla birlikte, Fidan Çocuk Orkestramız da var aynı zamanda. O da ada çapındaki ortaokul, lisedeki çocuklarımızla birlikte oluşan bir orkestradır. Bu da özel çocuklarımız. Onları böyle görmek inanılmaz büyük bir mutluluk. Aynı zamanda aileler için de aynı şekilde. Hepimiz için öyle. Evet. Çok başarılılar, evet, çünkü. Yani evet. Onu da söylemek lazım. Yani olabiliyor, biliyor musun? En önemli olan o. Yani her şey olabiliyor. Yeter ki isteyelim. Evet, yaptıkça yeter ki gayret görmek. Edelim. Biz işte benim bir amacım da o aslında. Yani olabildiğini göstermek. Yani bir inançsızlıktan ha, o inanıyor çünkü, noktaya. O motivasyonu koyuyor. Evet, yapabiliriz. Yapabiliriz diye göstermemiz lazım. Yani okay. Başarı öyküsü olarak ortaya koymak çok, evet, çok önemli. O motivasyon böylece bu projelerle yükselecek diye düşünüyorum halkımızda da. Tatlı Su en önemli projelerden biridir. Yani gerçekten gurur duyduğum bir projedir. Biliyorsunuz Hedef Sıfır Atık Tatlı Su projemiz. Orada geri dönüşümü %70 oranında başararak Tatlı Su Belediye Başkanı'na ve belde halkına teslim ettik. Ama takip ediyoruz, takipçisiyiz tabii ki. Belediye başkanımız da gerçekten sevgiler, saygılar kendisine, çok çalışkan, gerçekten çok bölgesine emeği olan birisi. Bölge halkı da, belde de bunu çok güzel kabul etti, benimsedi, katkı koyuyor. O yüzden de
Gerçekten geri dönüşümde şu an örnek bir proje. Yani burada önemli olan işte dediğim gibi pilot proje adı üstünde. Yani bir belediyeyle biz bunu yapmışsak, daha büyük belediyeler var. Bir Girne Belediyesi, bir Mausa Belediyesi, Lefkoşa Belediyesi. Çok talepkar olunuyor mu peki? Efendim? Hani bu belediyelerde bu projenin başarısıyla büyük birlikte büyük belediyelerden talepkar olmadı esasında. Küçük belediyelerden oldu. Ürkütüyor mu acaba yani, biraz? Benim. Yani bunu sahiplenmek ya da sürdürülebilir bir noktaya getirmek biraz ürkütüyor mu bizi? Hani o inatsızlık tabii, noktasına geliyor. Bütün projeler o yüzden başlamıyordur. Yani ilk başta bir ürkütücülüğü vardır. Ama biz burada işte ürkmemek gerektiğini, bunun olabildiğini gösterdik esasında. Şimdi biz Tatlı Su'da şöyle yaptık. Yani projenin ilk ayağında. Şimdi esasen belediyeyi seçerken o zaman 28 belediye vardı, hiç unutmuyorum. Dedim şimdi bir belediye de yapacağız, karar verdik. Bir hedef sıfır atık yapacağız. Dedim ki bir, nüfusu çok kalabalık olmayan bir belediye olmalı ki başarıya ulaşmamız için. İkincisi de belediyenin gerçekten çalışkan ve bu projeyi sahiplenen bir belediye, başarılı bir belediye olması gerekiyor. Tabii ki başka belediyelerimiz de var bu özellikte ama nüfusu da az diye bunu bir de turistik olsun istedim açıkçası. Tatlı Su Belediyesi'nde bunu başlattık. Şimdi biz ilk önce Baykan şey yaptık, recycle yapan, geri dönüşüm yapan firmalarımız var Kıbrıs'ta. Onları bulduk, onlarla toplantı yaptık. O toplantılar neticesinde belediye başkanıyla onları tanıştırdık. Tatlı Su Belediye Başkanımız Hayri Bey'le ve protokol yapmalarını sağladık. Ayrıca cam makinesi, cam kırma makinesini, yani cam geri dönüşüm makinesini biz kendimiz Cumhurbaşkanlığı himayelerinde aldık ve verdik. Ve dolayısıyla biz orada yani atığı geri dönüştürebileceğimiz atığın geri dönüşümünü de sağlayarak, yani yaptığımız protokollarla, yani protokolda ne var? Geliyor Tatlı Su'ya, alıyor şeyi, yağı alıyor mesela, plastiği alıyor, kağıdı alıyor, getiriyor, geri dönüştürüyor. Geri dönüştürdüğünde ne yapıyor? Bir miktar para ödüyor geri dönüşümde. Yani belediyeye ödüyor aldığı miktara karşılık. İkincisi hem atık kalmıyor şeyde, belediyede, o beldede, hem de bir miktar para alıyor onun arkasında. Sadece tıbbi atıklarda biliyorsunuz, tıbbi atıklar en zor ve en maliyetli geri dönüşümü olan. Yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde biz belli bir euro kilo başı veriyoruz tıbbi atıklarda. Belediye ödüyor onlara tıbbi atık konusunda. Ve dolayısıyla günün sonunda Tatlı Su'da şunu söylemek istiyorum. Son zamanlarda aldığımız rakamlardır bu. Camda 140 ton cam geri dönüştü. Plastikte 25.7 ton. Kağıtta 40.5 ton. Yeşil atıkta 380 ton, evsel yağda 1600 kilogram, pil olarak 23 kilogram, tıbbi atıkta da 18 kilogram geri dönüşüme gitmiş ve geri dönüşümü yapılmıştır bunların hepsinin. Dolayısıyla bu projede 5 Haziran'da duyurduk ama Kasım 2021'de başladığımız bir projedir. Yani yaklaşık 1,5 yılda bu kadar geri dönüşüm çevreye atılıp çevre kirliliği sağlayıp zarar vereceğine şu an geri dönüştük. Ki camı kullanıyoruz da, parke yapımında ve diğer şeylerde cam kullanılıyor da. Bunun arkasına Atlık Sanveriler Okulumuzun duyarlı müdür hanımı beni arayarak, Sibel Hanım lütfen bu projeyi burada da yapalım dedi. Esasen okullara gitmek diye bir başta hedefimiz yoktu. Ama böyle bir teklif gelince tamam dedik, bir eğitimde de bir ayağı olsun bu projenin, çünkü eğitim önemli. Fakat ben hem eğitimde bunu işi yapmaya kalkışan çevreci arkadaşlarıma hep söyledim. Dedim ki eğer siz bir okula gidip de sadece oraya bir konteyner koyup ve çocuklar lütfen ayırınız plastiğinizi, camınızı, kağıdınızı deyip de daha sonra onları toplayıp da geri dönüştürmezseniz, o çocuklarda o bilinç kaybolur. Hatta bilakis çok daha zararlı bir bilinç yaratırsınız. Çünkü neden? Çocuk plastiği topluyor, emek ediyor, götürüyor, atıyor ayrı bir yere. Bakıyor o daşmış, dökülmüş, toplanmıyor, alınmıyor, geri dönüştürülmüyor mesela. İnançsızlık yaratılıyor. Şimdi burada o yüzden biz Atlık Sanveriler'de ve daha sonra da Türk Marif Koleji'nden böyle bir teklif geldi. Candan Hanım'dan.
Onu da kıramadım. Hadi dedim bir ortaokul bir de kolej lise ayağı olsun. Ve iki okulumuzda da konteynerlerimizi kurduk. Ve bizim aynı zamanda bilmiyorum biraz önce gösterdi herhalde pet toplama konteynerlerimiz de cücefil. Kıbrıs'ın cücefilidir bu. Aynı boyuttadır. Aynı ölçülerdedir. Şu anda görüyoruz. Evet, cücefil de şu an bu orijinal boyutundadır cücefil. Bu pet toplama konteynerimiz ve okullarımızda gördüğünüz gibi fok balığımız, Akdeniz fok balığıdır. O konteynerleri de kurduk ve diğer konteynerleri. Ve Tatlısu Belediyesi'ne sağ olsunlar rica ettik. Kendisi de üşenmeden, emek ederek hem Türk Marif Koleji'nde hem de Adleksanveriler İlkokulu'nda gelip camı, plastiği, kağıdı topluyor muhakkak ve geri dönüşüme yolluyor. Biz de açıkçası hem Cumhurbaşkanlığında hem kendi iş yerimde, evimde topladığım bütün camları Tatlısu'ya yolluyorum. Şimdi bu konu gün olarak da aslında bize ne kadar önemli olduğunu söylüyor. İşte 3 gün olduğunu yanılmıyorsam Güngör katı atık depolama alanındaki yangın. Her geçen gün daha kötüye gidiyoruz. Katı atıkları böyle değerlendirmemiz lazım. Yani şu anki mevcut yapıyla başımıza neler geliyor? İşte kalktık sabah yine soluduk ne yazık ki o yangının o havasını. Yani olmayacak bir şey değil ve bir de biliyorsunuz yüklü miktarda çöpün bir değeri de var. Evet. Enerji olarak. Dolayısıyla bunun planlanması sadece planlanması lazım. Başka hiçbir şey. Ve yaygınlaştırmak. İşte bu bir örnek. Yani okullar ve belediyelerimizin sahiplenmesi. Evet. Büyük belediyelerimizin sahiplenmesi önemli. Daha da sahiplenilmesi noktasında yani projenin daha da ileriye gitmesi noktasında da bir önderlik yapar mısınız peki? Yoksa mevcut anlayışımız biz şu anda bunu sahiplenme noktasında. Ne yapmaları gerektiğini anlatabiliriz. Yani tecrübemizden faydalandırabiliriz ama aynı projeyi bir başka yerde kurmak bizim vazifemiz değil. Yani anlatabilirim yani bütün belediyelere bu sistemi kurmak. Ama nasıl yapılabileceği konusunda göstermek seve seve da. Tabii ki yani bizim yapış sebebimiz pilot projeyi bu zaten yaygınlaşması. Evet o yaygınlaşmayla artık alınması, biz tabii ki öncülük yaparız. Çöp yangını gibi şeyleri yaşamayız. Kesinlikle. Çözmenin tek yolu yegane yolu budur. Tabii. En etkili yol da budur. Yani bu geri dönüşümü geleceğimiz yapmamız tehlike lazım. Altında bunu kesinlikle. Yapmadığımız takdirde yani gerçekten bir süre sonra bunu bir çağ dışılık olarak değerlendirecekler esasen. Yani sadece sevmek yetmiyor. Yani işte konuştuk hep çocuklarımızı severiz, çevremizi severiz. Sadece sevmek yetmiyor. Yani korumak, gelişmesini sağlamak bilmek lazım. Yani ne yapmamız gerektiğini bilmek kesinlikle. Lazım. Bu projelerin o yönünü de ben çok takdir ediyorum şahsen. Yani bilinçlendiriyor bizleri, insanımızı. Yani nasıl yapmamız gerektiğini unutmuşsak hatırlıyoruz, bilmiyorsak öğreniyoruz. Kesinlikle, çok önemli. Kesinlikle. Bu fosilden de yani biraz önce bahsettiğimiz filimizden de cüce filimiz ve cüce su aygırımız içinde şu an cüce su aygırının bir çalışması yapılıyor. Yani şöyle şunu fark ettik yani ben de bilmiyordum açıkçası 2,5 yıl önce öğrendim. Adamızın bir cüce su aygırı ve dünyanın en küçük cüce filinin ve cüce su aygırının Kıbrıs'ta adada yaşadığını öğrendim. Fosiller var falan, nerede bu fosiller, ne oluyor falan filan derken Ankara'dan, Metea'dan bir grup, 2 yıl önce bir grup kişi davet ettik. O davetimizde yapmış oldukları çalışmalardan tespitlerde bulundular. Yani işte burada fosil var, bunlar çıkarılabilir, bunlar yerinde korunması gerekir gibisinden birçok tespitler yaptık. Şimdi tabii şimdi insan bilinçlendik sonra, öğrendik sonra hem bir şeyler yapmak istiyorsunuz gördüğünüz şeyleri neticelendirmek hem de bazı yapılmayan şeyleri fark ettiğiniz zaman da o ayrı bir içinizde bir üzüntü kaynağı oluyor esasında. Çünkü mesela bir fosilimiz yani cüce su aygıllarının bulunduğu bir fosil maalesef denizin tam kıyısında. Fosilleşmiş orada bir miktar işte ölü şey su aygırı fosili. Bunlar bir inanca göre güneyden gelen Ortodokslar oradan kazı alıyorlar ve bunu işte gözlerine sürüyorlarmış işte daha iyileşeceklerini düşünüyor. Öyle bir inanç yani var. Ve aynı zamanda da sunun verdiği acayip bir zarar var orada. Yani o fosiller o suyun verdiği tam böyle şey olmuş böyle kaya parçası gibi çünkü oyuluyor o gittik sonra.
Yani oranın bir an önce koruma altına alınması lazım. Ama benim çektiğim, yani biz tabii ki zorlandığım bir şey var, sıkıntı var. Yani iş üretmek hiç de kolay değil. Yani bunları yaparken inanamazsınız. Bunlar anlatmak çok kolay, burada anlatmak ama çok kolay. Ama çok meşakkatli süreçlerin. İnanın ki hayata getirmek çok zor. Çünkü hem bir inançsızlıkla mücadele ediyorsunuz, hem de bir ağır bir tempo var. Anlatabiliyor muyum? Veya bazı insanlar iş yapmaktan da korkuyorlar. Ama bir yere dokanırsam, bir şeye varsam, ama öyle olursa böyle olsa hikayesi var. Yani bu korku da insanları bir şey yapmaktan alıkoyuyor. Dolayısıyla orada mesela bir şekilde bir bariyer konulup veya bir cam şey içerisine alınıp, mesela ben öyle düşünmüştüm esasında, bir camla ışıklandırılıp hem üzerinde hani görülebilecek bir şekilde, hem de mümkün olduğu kadar o yıpranmayı, tahribatı azaltacak bir sistem. Kaya Plaza'nın yanlarında orada bir yer, bir üzüntü kaynağı. Bu arada şunu da öğrendik, fosiller toplanan, Tatlısu'daki fosiller, Tatlısu da bir fosil kaynağı, Girne Kalesi'ne konuluyormuş. Girne Kalesi'nde duruyor o şekilde, yıllardır duruyor. Sergilenmiyor ama depo gibi herhalde. Yok, sergilenmiyor, depo gibi. Depo gibi. Bir de fosiller ne yani, bir sürü kemik ama ne kemiği o? Yani o hikaye var. Dolayısıyla yine Mete Han'dan görevli bir, bu konuda profesyonel bir kişi de adada yoktu. Yani bu fosiller ne fosili? Yani fil mi, su aygırı mıdır, neresi neresinin falan hikayesi. Getirdik, davet ettik. Kendisi bir haftalık bir çalışma yaptı burada, uzman kişi. Ve dedi ki, bize ayırdı. Dedi, bunlar su aygırı fosilleri dedi, ayırdı. Şimdi o su aygırı fosilleri, cüce su aygırının fosilleri atölyede bir birleştiriliyor. Ümit verici ve sevindirici nokta, 3'te 4'e yakın. Bir miktarı gerçek tamam, fosil olacak. Neredeyse, tamamı. Ben başka müzelerden gördüğüm, bulduğum bir görüntüyle bir profil yapılacak. Gerçekler gerçek renginde. Diğerlerde yani tamamlanacak yeni yapılan malzemeyle. Bir cüce su aygırını tamamlayıp inşallah sergileyeceğiz yani onu. Bu da son derece kıymetli. Hem halkımız, öğrencilerimiz, hem de turistlerimiz en azından bir cüce su aygırını burada bir müzede görme şansına da sahip olacak. Bir, şu an çalışması devam ediyor ama kolay bir çalışma değil. Bir yıla yakın inşallah onu sergileme fırsatı bulacağız. Çok az bir zamanımız kaldı ama şimdi bir hayvan dostu olduğunuzu biliyoruz. Hayvan dostu olduğunuzu. Bir süre önce, aslında bir süre önce değil de belli periyotlarla hep öldürülen sokak hayvanlarına rast geliyoruz. Bununla ilgili bir takım yasal çalışmalar başlatıldı. Yasal mevzuatın değişmesi gibi, evet, hukukçusunuz siz de. Evet, baronun bir çalışması var. Bu konuda çok çağrı yaptık zaten. Bu hassasiyetiniz noktasını da konuşalım. Keza bir de köpek kısırlaştırma projesi vardı. Evet, evet. Hem bu hem de sokak hayvanlarına karşı bu vahşi duygularımızdan nasıl uzaklaşacağımız, ya da böyle duygular içerisinde olursak işin içinde cezai müeydelerde ne gibi unsurlarla karşılaşacağımız noktasında da bir farkındalık yaratmaya çalıştığınızı biliyoruz. Bu konuda nedir yapmaya çalıştıklarınız? Evet, tabii ki hayvan severiz, hepimiz öyle. Fakat diğer konularda olduğu gibi çevre severiz, çevre için bir şey yapmak lazım. Doğru. Hayvan severiz, hayvanlar için bir şey yapmak lazım. Yani kuru kuru söylemek tabii ki yeterli değil. Neticede maalesef bu tip hayvanlar, yani köpekler, özellikle kediler, ama köpeklerde çok olaylar oluyor, evet, biliyorsunuz. Yani maalesef işkence yapılıyor bazen, özellikle ava giden kişilerde görüyoruz bunu, biliyorsunuz bu olayları yaşadık işte, ne bileyim, köpeği arabanın arkasına bağlıyor, işkence yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor falan. Hatta geçenlerde köpeği yanan, iki defa aralıklarla köpeği yanan, birkaç sene arayla bir şey netice bulunamadı. İnanılmaz bir üzüntü kaynağıdır bizim için. Bu sahipli bir köpek esasında. Şimdi işin kötü tarafı, yasalarımız korumuyor bu hayvanları. Daha çok yasa yine böyle biraz önce bahsettiğim çocuk suçlular yasasında olduğu gibi, burada da çok eskide kalmış bir yasa, değiştirilmesi gerekiyor. Baromuz bir çalışma yapıyor, bir an önce inşallah onu hayata geçiririz.
geçirirler. Orada mesela yasamız şöyle diyor. Yani daha çok verimi olan hayvanları koruyor. Yani şöyle ki işte keçi, kuzu, inek sütü var. İşte eti yenen falan hayvanlarımız için ağır cezalar vermiş ceza yasamız. Ama böyle köpeklere için böyle bir şeyimiz maalesef yok. Bunun bir an önce ağırlaştırılmış bir şekilde, ki Avrupa'da inanılmaz yüksek cezalar veriliyor. Çünkü siz açıkçası Baykan'cığım diyebilmek için, biz hayvan sever bir ülkeyiz diyebilmemiz için bu cezaların yüksek olması gerek. Yoksa hem seviyoruz hem de hiçbir kıymet vermiyoruz öldürülen, işkenceye uğrayan hayvana yani. Dolayısıyla evet, öyle bir çalışmamız var. Bu arada evet, kısırlaştırmaya başladık. Çünkü siz de görüyorsunuzdur. Bir, çok sokak hayvanı var. Olmaması gerekiyor. İki, maalesef aç kalan veya kızgınlık dönemi yaşayan köpekler diğer hayvanlara zarar verebiliyor. Bunu da çok yaşıyoruz. Beni dinleyen eminim çiftliği olan, işte hayvancılıkla uğraşan bazı kişiler de evet, siz hayvanları seviyorsunuz ama bizim hayvanlarımız da zaman zaman böyle zarara uğruyor diyebiliyorlardır. Bunun en önemli yollarından birisi, bir, sahiplenilmesi. İki, açık hava barınaklarının uzaklarda oluşturulması. Üçüncüsü de kısırlaştırmadır tabii ki. Yaklaşık adada 220 kusurat köpeği şu ana kadar kısırlaştırmış bulunmaktayız bölge bölge. Ve bu çalışmamız da devam etmektedir. Aynı zamanda mümkün olduğu kadar, mesela en son Karpaz bölgesinde görüşmeler yapılıyor. Hem belediye başkanlarımız aracılığıyla onlarla da konuştuk. Onların da katıldığı, Cumhurbaşkanlığından bir şahsın katıldığı. Diyoruz ki Karpaz'da dip bir noktada. Çünkü çok da turistik bir bölge. Yani hem halkımız için hem de turistler için hiç hoş bir şey değil. Yani ürkebilir hayvan sevse de, etrafta aşılı mıdır değil midir falan diye. Dolayısıyla daha ucra bir yerde, yemeğin de kulübelerin yapıldığı ama açık havada, yani açık şey, telli değil, kulübeler olacak kendilerinin yatıp sığınabilmeleri için. Aynı zamanda oradaki tesislerden, otellerden de devamlı kendilerine yemek gidecek köpeklerimize orada. En güzel sistem esasında bu. Hem doğal, hem özgür, hem de beslendikleri ve kısırlaştırıldıkları bir ortam orada. Evet. Yavaş yavaş sona doğru taşıdık. Geçtik aslında. Daha çok şey vardı. Evet, daha bir sürü proje var. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Öyle. Valla bir küçük şeyimiz daha. Söyleyeyim, şey yapalım. Bu çalışmamız devam ediyor. Kapılar ve sandıklar biliyorsunuz, daha önce de bahsettim. O çalışmalar devam ediyor inşallah diye düşünüyoruz. 15 Kasım gibi müzemizi açabileceğimizi planlıyoruz esasen ve bunun da aynı zamanda bir detaylı arşiv niteliği taşıyacak bir kitap çalışması da Kıbrıs kapıları ve sandıkları konusunda, o da devam etmektedir. İnşallah onu da halkımızla paylaşacağız. Çok teşekkür ederiz. Bu önemli projelerle ilgili bize bilgi verdiniz, zaman yarattınız, kıymetliydi, zenginleştirdiniz programımızı bugün. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bu projelerde anlatmak ve yani aynı zamanda örnek teşkil edecek projelerin takip edilmesi en büyük arzumuz. Onun için ne kadar söylemek bizim için o kadar faydalı diye düşünüyorum. Yani akıllara kazımak ve bunları sahiplendirmek amacıyla. Evet. Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar olun, diyelim size Sayın Sibel Tatar. Evet Aziz, bugünü de bu şekilde noktalamış olduk. Evet, bugünlük de vedamızı edelim sevgili seyirciler. Yarın sabah yeniden karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.